arkadaşlar. Bugün kaza ve kader konusundan başlayacağız. Bu konuya geri dönmemizin nedeni hafta içerisinde LGS sınavının ilk 3 üniteden çıkacağı kesinleştiği için artık derslerimizde bu ilk 3 ünitenin tekrarını ve soru çözümlerine döneceğiz. Bu bağlamda ilk konumuz olan, ilk ünitemiz olan kader inancıyla bugün başlıyoruz. Kader inancının ilk konusu kaza ve kader nedir? Biliyorsunuz arkadaşlar, kaza ve kadere iman, imanın esaslarından biridir. Yani bir kişinin, bir Müslümanın iman etmesi gereken 6 iman esaslarından biri de kaza ve kadere inanmaktır. Bu ünitemizde de kaza, kader ve buna bağlı kavramları ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Her sene bize zor soruların, ayırıcı soruların geldiği, yine kavramlara dayalı bir ünitemiz arkadaşlar. Bu ünite kavramları tamamen bileceksiniz, yasaları bileceksiniz, verilen paragrafın hangi yasanın nereye ait olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. En sonunda da ünitemizi Ayetel Kürsi ile suresiyle bitireceğiz. Zaten Ayetel Kürsi'yi hepiniz anlamıyla beraber ezberlemiştiniz ve bu şekilde bir kez daha tekrar etmiş olacağız arkadaşlar bu ünitemizi. Bu ünitemizde arkadaşlar ilk kavramımız kader kavramı. Hemen bakıyoruz. Kader kavramı hemen sözlük anlamı ölçü, düzen, biçim, miktar, gücü yetmek, kıymetini bilmek, mukayese etmek, kural, kanun bunların hepsi kader kavramının içerisindedir arkadaşlar. Yani sözlük kavramı. Peki öğretmenim biz sözlük kavramlarını ve terim anlamlarını bilmek zorunda mıyız? Evet. Çünkü kader ya da kaza ya da daha sonra gelecek olan kavramlarda, sorularda, bugüne kadar çözdüğünüz sorularda da gördünüz zaten. Ne var arkadaşlar? Bu sözlük anlamıyla ilgili sorular da var. Onun için kader kavramının, kaza kavramının ya da diğer kavramların hepsinde bu kavramların sözlük anlamlarını ve terim anlamlarını bilmek zorundasınız. Evet. Dedik ki kader sözlükçe ölçü, düzen, miktar, biçim, kural, kanun, gücü yetmek, kıymetini bilmek, mukayese etmek demektir dedik. Terim anlamı ise Allah-u Teala'nın sınırsız ilmi ve kudretiyle kainatta olan veya olacak her şeyi programlamasını. Arkadaşlar burada program kelimesi çok önemli. Daima bu size bu kelime üzerinden soru gelir ve takdir etmesine kader denir dedik arkadaşlar. Programlamak, kanun koymak, kural koymak, takdir etmek. Bakın bu kelimeleri hiç unutmayacaksınız. Çünkü bu kelimeler bizim soru kalıplarımızın ana kelimeleri arkadaşlar. Şimdi kazayı tarif ettik. Kaderi tarif ettik. Hemen kazaya geçiyoruz. Kaza kavramı ise sözlük anlamı yaratmak, emretmek, gerçekleştirmek, ortaya çıkarmak ve hüküm vermek gibi anlamları var arkadaşlar. Meydana gelmek mesela burada verilmemiş ama meydana gelmek de kaza kavramlarının içerisinde arkadaşlar. Terim anlamı ise Allah-u Teala'nın tarafından daha önce programlanan, planlanan kaderin yeri ve zamanı burada bu çok önemli geldiğinde gerçekleşmesine, yaratılmasına ne diyoruz? Kaza diyoruz. Yani hemen kısaca ilk tüyomuzu veriyorum. Kader programlamak gelecekte, kaza ise o programın meydana gelmesi arkadaşlar. Evet hemen kaza ve kader bir sebep sonuç yasası mıdır? Evet. Mesela hemen burada örneğimize bakıyoruz. Yükseklere çıkıldıkça havanın soğuması, basıncın artması kuralı bir kaderdir. Bu tür sorular çok geliyor. Yani Allah-u Teala'nın evrene koymuş olduğu kurallar, yasalar arkadaşlar. Bu tür kavramlar işte kaza mıdır, kader midir sorularında kaderdir arkadaşlar. Yani havanın yükseklere çıkıldıkça soğuması, basıncın artması. Efendime söyleyeyim arkadaşlar mevsimlerin sıcaklıklarının mevsime göre değişmesi gibi örneklerdeki gibi bunlar eğer size veriliyorsa
yasa değil de kaza ya da kader olduğu isteniyorsa bunların hepsine kader cevabı vereceğiz. Yine kişinin dağ tırmanışı esnasında nefes almakta zorlanması ve üşüdüğünü hissedip titretmesi ise kazadır. Niye? Orada kişide gerçekleşen bir durum söz konusu olduğu için arkadaşlar. Şimdi hemen burada bir önemli derslerde de üstünü çizdiğim bir nokta vardı. Size cümleler verecek ve bu cümlelerin yanına kaza mı kader mi sizden isteyecek. Bu tarz soruları çözdük. Çok da çözeceğiz. Belki LGS'de soru tipi olarak da gelecek. Eğer yapıyor geniş zaman ya da gelecek zaman kullanıyorsa fiilin kökü arkadaşlar, o zaman kader diyeceksiniz. Ama di gerçekleşti, yaptı, oldu gibi kelimeler fiil kökleri kullanıyorsa kaza diyeceksiniz. Bununla ilgili dediğim gibi denemelerde de soru gördünüz. Bundan sonra da soru göreceksiniz. Belki de LGS'de böyle de bir soru gelecek. Burada tabii karıştırıyor arkadaşlarımız. Yine tekrar ediyorum. Eğer cümle, size verilen cümle gelecek zaman ya da geniş zaman fiiliyle bitiyorsa arkadaşlar kader kavramı içerisine alacaksınız. Gerçekleşti, yaptı, oldu, dılı, dili geçmiş zaman kullanıyorsa ne yapacağız? Kaza. Yani burada hocam Türkçe mi anlatıyorsunuz demeyin. Bu da size önemli bir tüyo arkadaşlar. Burada hemen şeyden bahsediyor. İman esasları olmasından başta bunu zaten söylemiştik. Demiştik ki kaza ve kader imanın şartlarındandır. Yani kişinin Müslüman sayılabilmesi için kaza ve kader kavramına inanması gereklidir demiştik arkadaşlar. Bu şekilde söylemiştik. Bundan sonra ha arkadaşlar geçen de sorularınızda geldi. Hocam İslam inanç esasları. Arkadaşlar İslam inanç esasları dediğinde sizin anlayacağınız kavram iman esaslarıdır. Yani Allah'a iman, peygambere iman, meleklere iman, kitaplara iman, kaza kadere iman, ahiret gününe iman şeklinde iman esaslarıdır. Bu İslam'ın inanç esasları olarak da soru olarak karşınıza gelir. Burada şaşırmayın arkadaşlar. Bu şekilde bir ayrım yapacağız. Şimdi hemen kaza ve kader kavramlarına baktıktan sonra arkadaşlar sorularımız var. Onları da daha önce çözmüştük konuyla ilgili. Diğer bir konumuza geçiyorum. Allah'ın her şeyi belli bir ölçüye göre yaratması arkadaşlar. Burada soru tiplerini gördük. Daha çok paragraf soru tipleri geliyor. Paragrafta vurgu Allah-u Teala'nın hiçbir şeyi başıboş yaratmadığı, her şeyi belli bir amaç içinde yarattığı ile ilgili pek çok Kur'an-ı Kerim'de ayet geçmekte. Ve bu ayetlerde size soru olarak geldiğinde bulacağınız şey Allah'ın her şeyi belli bir ölçüye, düzene, amaca göre yaratması şeklinde cevaplarımız oluyor. Bu konularda çok fazla soru kaçırmıyorsunuz. Ama kaza ve kader kavramlarını tekrar etmemişseniz genelde orada kaza ve kaderi karıştırıyorsunuz. Onun için bu konuları notlarınızı tekrar evde tek başınıza soru çözmeden önce çalışmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar ki tamamen otursun. Çünkü 3-5 üniteden 3 üniteye indik. Hatta 3 ünitenin şu anda yarısı gözüküyor. Diğer yarısı gözükmüyor 3. ünitenin. İlk 2 konusu var. Diğer 2 konusu gözükmüyor arkadaşlar. Bu da şu demektir. Bu 3 üniteden zorlu soruların da gelebileceği, yani sizi birazcık daha çeldiricilerinin olduğu soruların gelmesi demektir. Onun için bu tür konularda, kavramlarda hiç sıkıntınız kalmayıncaya kadar
tekrarlarınızı ve soru çözümlerinizi yapmanızı istiyorum. Tekrar yaptım öğretmenim diyorsanız bu konuyla ilgili bulabileceğiniz piyasada olan yeniden hazırlanan bütün soru tiplerinize bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Ben de size zaten K12 üzerinden derslerde bu soruları beraber çözeceğiz. Yine yardım edeceğim. Ama bol soru, yani o öğretmenim ne yapalım diyorsanız çok çok soru görmenizi tavsiye ederim. Her tarzda soru görmenizi tavsiye ederim bu konularla ilgili arkadaşlar. Yine her zaman yaptığımız gibi din kültürü sorularında dikkatli okumak arkadaşlar. Yani paragrafı verilen bize soru tipini çok iyi okuyup cevaplayın. Çünkü son denemelerde de genelde okumama ya da okuduğunu tam olarak anlamama hataları yapıyorsunuz. Bilgi hatası çok fazla gelmiyor öğrencilerimizden. Onun için çok soru çözmek programımızda yine din kültürünün olması çok önemli arkadaşlar. Daha önce de söylüyordum, yine söylüyorum. Din kültürü nasıl olsa yapıyorum deyip eğer ihmal ederseniz soruda kaçırdığınız bir ders oluyor. Bunu istemiyoruz. Onun için din kültürünü haftada 2 defa konularınızı eğer çok hocam tam yaptım ben tekrarlarım diyorsanız soru çözümü şeklinde mutlaka ama mutlaka programlarınızın içinde olmasını tavsiye ediyorum. İstiyorum arkadaşlar ki din kültüründen her öğrencimiz onda 10 soru yapabilsin. Amacımız, hedefimiz bu arkadaşlar. Bunun için de tekrarlarımızı, soru çözümlerimizi inşallah yapmaya devam edeceğiz. Evet, Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yaratması. Bununla ilgili diyorum, dediğim gibi soru tiplerinden arkadaşlar size ayetler veriliyor ve bu ayetlerdeki ana fikir isteniyor. Ve dünyadaki düzen ve uyumu gösteren bazı örnek ayetler var. İşte canlılar nefes alabilmek için oksijene ihtiyaç duyar. Bitkilerin karbondioksit kullanıp oksijen üretmesi, ay dünya şimdiki halinden daha yakın olsaydı canlıları zarar görebilirdi. Atmosferdeki oksijen oranı %21'den az veya daha fazla olsaydı yaşam olmazdı gibi cümleler de arkadaşlar Allah-u Teala'nın her şeyi bir ölçüye, bir düzene uygun olarak yarattığının göstergesi olan cümlelerdir arkadaşlar. Bu önermeleri verdiğinde bulacağımız cevap bu şekildedir. Burayı da hızlıca geçiyorum ve bugün arkadaşlar çoğunuzun aslında çok iyi kavradı ama yine de dikkatli okumamaktan bazen karıştırmaktan kaynaklanan yasalara geliyoruz arkadaşlar. Yasalarda arkadaşlar hemen şunu söyleyeyim. 3 tane yasamız var. Açıklayacağız hepsini. Özelliklerini söyleyeceğiz. Bu yasalarda ilk notum şu. Çeldiricileri baştan söyleyeceğim. Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar var. Bunları ders içinde de pek çok kez soru şeklinde gördük, tekrar ettik. Bunlara hakimsiniz. Burada bazı arkadaşlarımız hala çeldiricilere takılıyor. Ne? Arkadaşlar bizim din kültüründe kaza kader konusunda kimyasal yasa diye bir yasa yok arkadaşlar. Ya da kültürel yasa diye bir yasa yok arkadaşlar. Bunu önce baştan yine tekrar edelim. Sonra konumuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi kader ve evrendeki yasalar. Kaza ve kader inancında üçüncü konumuz. Diyoruz ki Allah-u Teala evrendeki her şeyi belli bir uyum ve düzen içerisinde koymuştur. Yani belli yasalar içerisinde koymuştur. Ve işte bu yasalar arkadaşlar Allah-u Teala'nın değişmeyecek evrendeki yasalarıdır. Şimdi biz bu yasalara ne diyoruz? Bu kelimeleri sorularda gördünüz. Yine söylüyorum. Sünnetullah ya da adetullah arkadaşlar. Bu iki kelime bizim yasalar kelimesinin yerine de kullanılan iki kelime. Ne? Allah'ın sünnetullahı veya Allah'ın
adetullah. Bu kelimelere aşinayız ama yine de unutmuyoruz. Evet, dediğim gibi kaza ve kader konusunda arkadaşlar 3 tane yasamız var. Fiziksel yasa, biyolojik yasa ve toplumsal yasalar arkadaşlar. 3 tane yasamız var. Çeldiricileri ne olarak geliyor? Kültürel yasa, kaza ve kader konusunda bir yasa değildir. Kimyasal yasalarda kaza ve kader konusunda bir yasa değildir arkadaşlar. Bunları şıklara verdiğinde bazen öğrencimiz diyor ki öğretmenim ama biz kültürel yasayı görmedik. Ya da öğretmenim kimyasal yasa neydi gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bunlar kaza ve kader konusundaki yasalarımız içerisinde değil. Yani bunlarla ilgili lütfen gruba soru atma, yoksa beni kızdırırsın. Değil mi? Anlaşıldı burada. Burada arkadaşlar bugünkü dersi bitireceğim. Sizin ödeviniz K12'den bununla ilgili ödevleri atacağım. Soru çözümlerini yapacağım. Yine tekrar ediyorum. Lütfen E'deki programlarınızın içine, soru çözümlerinizin içine din kültürünü de koyun. Din kültürünü çözmezseniz soru kaçırırsınız. Soru kaçırırsanız da çok üzülürüz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.